53 senesinde düşündüm. Dedim ki ben bu kadar sene çalıştım. Bir ortaya çıkayım, kendimi göstereyim. Düşündüm, bir konser vereyim dedim. Tabii kendi çapımda, o zaman cesaretime göre küçük sahne vardı. 53 senesinde küçük sahneyi 8 Mayıs'ta kiraladım ve bir konser vereceğim. Fakat o konser etrafa yayıldı tabii, reklamları falan oldu. Ben tabii küçük olduğum için bir garibine gitti herkesin. Başlı başına konser vereceğim, nasıl vereceğim, bu diploma konseri benim için. Ben öyle düşünüyorum, bir diplomalı sanatçının ilk defa bir tek konseri olacak. Çok heyecanlıyım tabii. Başta Zeki Müren arkadaşım ilk evveli Feriha Hacım dedi, ilk biletini ben satın alacağım dedi, seni dedi, konserini takip edeceğim, geleceğim dedi. Tabii bu beni çok mutlu etti. Daha birçok Akile Hanım ablamız, Ahmet Üstün rahmetli geldi. Birçok, yani benim onlar yakın arkadaşlarım gerçi, ama daha yakın sınıf arkadaşlarımdan birçok yakınlık bekliyordum. Onlardan görmedim. Çok üzücü olmuştu benim için. Hocam geldi, sınıf hocam. Şefik Gürmeriç, konservatuar hocamız. Ben çıktım, Hüseyin'i eserleri okuyorum, klasikleri okuyorum. Birinci besteyi gayet güzel okudum. Ağır semayı okudum, yürük semayı okudum. Son artık, son kuple kalmış. Gönüller uğrusu diye yürük semayımız. Okurken birden salon kapkara oldu. Ben kapkara olunca salon bayılacağım zannettim. Bayılmadım, fakat sahneyi terk ettim, içeri girdim. Hemen koltuğa yığılmışım. Yığılmamla gözümü açtığım zaman Emin Ongan başımda, Zeki Müren başımda, Doktor Yaşar Serger vardı, rahmetli arkadaşım, Eskişehir'den gelmişti, o başımda. Neyse, biraz ilaçlar milaçlar, kendime geldim. Yani en ufak bir, yani antrak verilmeden tekrar çıktım sahneye ve konseri okudum, bitirdim. Çok gayet güzel bir şeyle, moralle bitirdim. Yedim,